Bu bölümde pivot tablolar nasıl beslenir, verileri nereden alır onu anlatacağız. Yeni bir pivot oluşturmak istediğimizde bize veri kaynağı olarak ne kullanacağımızı soracaktır. Veri kaynağı liste ve veri kaynağı diye iki seçenek gelecektir. Liste dediğimiz kısım aslında bizim ekranlardaki listelerdir. Liste ekranlarıdır. Örneğin fatura listesi, cari kart listesi. Her listenin, her ekranın bir kodu vardır. Örneğin fatura listesinin kodu SCF 2220. Buraya gelip SCF 2220 dediğimizde fatura listesini buradan görüyoruz, gördüğünüz gibi. Bir isim verelim. Kaydet dediğimizde bize fatura listesindeki şuradaki kolonları gruplandırarak getirecektir. Gördüğünüz gibi burada sürükle bırak yöntemiyle pivotlar oluşturabiliriz. İkinci yöntem ise veri kaynaklarıdır. Veri kaynağı ekranına girerek kendimiz sorgular yazarak oluştururuz. Burada önemli olan konu çözüm ortağı olmaktır. Çözüm ortağı şifresiyle giriş sağlıyoruz ve veri kaynaklarına ulaşıyoruz. Örneğin yeni bir tane veri kaynağı oluşturalım. Veri kaynağımız da cariler olsun. Şu an bize bütün sistemdeki carileri döküyor. Ben sadece kayıtlı olan firmamdaki carileri istiyorum. Level 1 seçili firma olsun. Şu an giriş yaptığım firmamdaki carileri dökecektir bana. Alanlar kısmım boş. Şurada alanları aktar diyerek buradaki alanları dolduruyorum. Ve en son veri kaynağımı hazır durumuna getiriyorum. Kaydediyorum. Cari test diye veri kaynağım oluştu. Şimdi yeni bir pivot ekliyorum. Burada veri kaynağı olarak veri kaynağını seçiyorum ve cari test veri kaynağımın buraya geldiğini görüyorum. Bir isim vereyim, kaydet diyeyim. Cari test veri kaynağının içerisindeki alanları burada görebiliyorsunuz. Örneğin burada cari kart tipine göre kaç cari varmış listeleyelim. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde pivot oluşturabildik.